Bu telefonun hızlı aramasında bir numara kayıtlı. Eğer o numarayı ararsan... Aşağıdaki çocuklar Maraşlı'ya dokunmayacak. Ama böylelikle görüntülerden de vazgeçmiş oluyorsunuz. Görüntüleri alıp giderseniz Maraşlı delik deşik olacak. Bu kadar basit. Sen gerçekten ruh hastasısın. Böyle düşünmene üzülüyorum. Söyle bakalım. Görüntüleri istiyor musun hala? İstiyor musunuz görüntüleri? Maraş'ta seçiyorsun. Sen kimsin lan? Nevzat! Konuş lan, Savaş nerede? Kim? Savaş nerede? Ulan konuş, Savaş nerede? Pisi pisin öleceksin, konuş! Yukarıda, üst katta. Sen silahları koparın Nevzat. Komutanım ben de geleyim. Gelme! Mahur! 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 Ne yaptın Maraşlı'ya? Ne oldu ona? Şu an endişeleneceğin kişi o değil. Ne yaptın diyorum ona. Ben olsam kendim için endişelenirdim. Yeter benim artık laf oyunları oynamayı bırak. Ne yaptın Çek diyorum. Sen. Ne yaptın diyorum ona. Bana bak. Ya şurada sakince otur ya da o dilini koparırım senin. Anladın mı? Maraşlı diye biri yok artık. İnanmıyorum sana. Adamları gördün. Silah seslerini de duydun. Yalan söylüyorsun. Maraşlı hayatımızdan çıktı. Şimdi burada sakince otur. Sür. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm ama bunları bilmen gerekiyordu. Lütfen. Lütfen kendine çok dikkat et. Baban
her kötülüğü yapabilecek bir adam. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Komutanım? Yok, gitmişler. Kim, nereye gitmiş komutanım? Mahral götürmüş o Savaş. Ulan Savaş, ne yapacağız şimdi? Sen bir şey yapmayacaksın. Ne yapacaksın sen bunları? Ben bir ambulans çağırdım komutanım. Gelip alıp götürsün. Polise falan da konuşamaz zaten bunlar. Ölü falan da yok. İyi, sen bunları hallet. Sonra ortadan kaybol. Eyvallah komutanım. Haydi. Kalk, kalk. Bak lan! Kalk! Silahın var mı yavrum? Yavaş. Dön arkana. Yürü. Çek silahını. Doğru silahını. Doğru silahını. Hayri, ne yapıyorsun? Aferin lan, iyi nişancıymışsın. Yürü. Yavaş. Ölmemişsin. Geçti bayan.
İyisiniz. Geçti. Senin için korktum. Öldüm sandım. Çok korktum. Öldüm sandım. İyi sensin. Boynunuza ne oldu? O adam bir şey mi yaptı? Yok bir şey. Hadi gidelim buradan. Arkadaşlarla biraz münakaşa ettik. O nerede? Savaş nerede? Gitmiş bayan. Bayan lafını duyduğum için bu kadar sevineceğimi hiç tahmin etmemiştim. Babanızı arayın isterseniz. Merak etti size. Sadece o biliyor. Alo baba, benim. Alo kızım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Maraşlı'yla eve geliyoruz şimdi. Tamam, siz eve geçin, ben de geliyorum. Tamam. Yaralı değilsin değil mi? Yok. Değilim, merak etme. O pislik sana bir şey yaptı mı? Hayır baba, yapmadı. Tamam. Evde görüşürüz. Tamam. Şu sahada bir yere çekeyim, bir havalı gitmeden. Ve gitmek istiyorum. O adam nereden biliyordu Mahir'in orada olduğunu? Aziz mi söyledi? Aziz ne bilir bizim nerede olduğumuzu? Kim o zaman? Bir tek Ozan geldi. O da hayatta söylemez. Söyleyemez yani. Ben o kadar emin değilim. Alın gelin şunu. Peki Savaş Bey. Mahur? Mahur iyi misin? Ne oldu sana? Mahur Hanım biraz rahatsızlandı. Ben de getirdim. İyi etmişsin. Geç benim odaya biraz konuşalım. Gel. Baba ne oldu? Hala iyi misin? İyiyim kuzucuğum, iyiyim. Hasta olmuşum da. Yatayım, geçer hepsi. Dilşat, herkes salona topla, biraz konuşalım. Tamam baba. Gel oğlum. Nurhan'a söyle, bir şeyler hazırlasın. Yok yok, bir şey istemiyorum baba. Doktor? Doktor ister misin? Yalnız kalmak istiyorum. Maraş'ta gitti mi? Ne yok. Gitmesin.
Aurora Hanım. Girebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Nasıl geldiniz? Stüdyoda kalacağım dedim. İşte Sadık abi beni oraya bıraktı. Oradan da sana geldim. Bir şey mi oldu? Yok. Evde kalmak istemedim. Stüdyoda tek başıma da kalamadım. Sana geleyim dedim. Müsaitsen tabii. Tabii tabii. Buyurun. Geç, alalım içeri. Alalım ceketinizi. Sağ olun. Kahve pişireyim sana. Yok, gerek yok. Karnınız aç mı? Değilim, sağ ol. Bir şey yapayım sizin için. Bir şey yapmana gerek yok. Yanımda o yeter. Tamam. Kolay. Kolay. Bugün çok korktunuz mu? Öldüm sandım. Ölmedim ama. Onu görebiliyorum. Sıkıntı etme bayan. Bu Azrail'le karşılaşmam değil. Nasıl oluyor da ölümden bu kadar korkmuyorsun? Yani ölmeden ölümden korkmak bana bir acayip geliyor. Böyle düşünmemiştim. Yani insanlar bence o bilinmemezlikten korkuyorlar. O boşluk duygusundan. Ölümden sonra ne olacağıyla ilgili. Tamam, neyse, boş ver. Ölümden falan bahsetmeyelim şimdi. Normal bir şeylerden konuşalım. Normal şeyler? Ne bileyim, maç falan yok mu? Ya da bir magazin haberi. İşte insanlar yan yana gelince ne konuşuyorsa artık. Yani maç. Ben çok izlemem ya, futbolda çok ilgim yok. 22 tane adam bir tane topun etrafında, ne bileyim ben. Garip geliyor yani. O zaman sen bana Kahramanmaraş'ı anlat. Çocukluğunu anlat. Çocukluğumu anlat. Hı hı. Nasıldı çocukluğun? Annen, baban. Çocukluğum güzeldi. Güzeldi. Annem babam iyi insanlardı. Babam dövmezdi. Anneme bir kere bile sesini yükselttiğini hatırlamam. Arkadaşın var mı peki hiç orada? Kekeme Salim vardı orada. Bir de salonları var. Kekeme de geçtin sonradan. Çok güzel pide yapardı. Bir de kör Necmi var. Kör de değildi ama önünü bile göremezdi. Süleyman diye biriydi en yakın arkadaş. Babası belediyede çalışıyordu. İşte bu. Çöp topluma birimi var. Ya utanırdı tabii. Herkes dalga geçirdi bunda. Duygulu bir çocuktu. Ben sahip çıkardım onun arkadaş arasında. Oğlum derdim ya, ayıp bir şey yok. Babana bir ekmek götürüyor. Ne olacak yani, arkasında dursan dedim, yok. Ağlardı. Peki hiç sevgilin oldu mu? Vardı. Neydi adı? Begüm. Begüm. Pek oraların ismi değil gibi. Yaşa. Değildi de zaten. Babası savcıydı. Öyle gezer dururlardı sürekli. Açıldın mı Begüm'e? Yok.
Utangaç bir çocuktu. Hele bir iki mektuplaşmamız oldu lakin o kadar. Mektup, sen? Tabii tabii çok severdi. Böyle uzun uzun yazardı. Cevap yazmazdım tabii. Neden? Olmayacak duaya amin demem ben buraya. Mucizelere inanmıyorsun yani. Önce peygamberlerinkine. Mucizeler insanlar için değil bence. Dünyada mucizeler vardır ama. Öyle mi? Bana hiç uğramadı. Mesela Zeliş iyileşse mucize olmaz mı sence? Bak işte o zaman inanırım. İyileşecek. Ne belli ki? Belli değil tabii. Ama ben inanmayı seçiyorum. Sen beni nasıl buldun bugün? Babanızı aramışsınız, o söyledi. Yok, ben babamla konuşmadım. Ben şimdi konuştum. 100 kere arayınca açmak zorunda kaldı. Uskumurköy mevkiindeki eski tuğla fabrikasına gidiyorlar. Benim hatam. Yanlış hatırladım. Zeliş. Uyandırdık mı biz seni? Ay çok özür dilerim. Ne haber? Hadi gel bakalım kaçmadan ben seni getireyim. Mahura'nın burada mı kaldı gece? Ha, kaldı. Ne gülüyorsun? Hiç. Beraber uyumuşlar gece. Sana ne hanım, kim gülüyor? Ne tatlılar ama, değil mi? Bir şey var mı sabah sabah? Ayıp denen bir şey var. Hadi git işine bak hadi. Hallere bak ya. Mahura Hanım. Hey! Bayağı saat kaç oldu? Hadi kalkın artık ya. Kaç oldu? 8 daha saat ne var? Tamam geç olmuş işte. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Haydi. Yok işim gücüm. Bırak da uyuyayım biraz. İyi misin? İyiyim. Güzel uyudum ya. Yani. Bayağıdır böyle uyumamıştım. Güzel. Zeliş de güzel uyumuş. Sağ ol. Ne için? Ne bileyim, öyle
Sağ ol işte. Keşke arada gelsen böyle. Gelirim. Niye gelmeyeyim ki? Yumurtanı nasıl yersin kızım? Göz göz mü olsun yoksa çırpayım mı? Göz göz olsun. Tamam. Maraşlı. Bir konuşabilir miyiz? Bu annemin görüntüleri hala savaştadır değil mi? Benim onları izlemem lazım. Bayan, ilk önce bir sakin ol. Sürekli başını belaya sokuyorsun, daha büyük derde koyuyorsun bizi. Dur, bakacağım ben, merak etme. Bulacak mısın? Tamam, bakacağım. Bakma, bul. Ya benim onları izlemem lazım, meraktan ölüyorum. Bayan, tamam dedim. Gel bir şeyler atıştıralım, çıkalım hadi. Güzelim, gel hadi bir tane. Efendim Betül? Mahur nasılsın canım? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Seni ne için aradım biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Nasıl yani? Betül, ben verdiğim sözleri unutmam. Hele ki arkadaşlarıma. Sen bir tanesin. Kermesimiz yarın olacak. Biliyorum çok geç haber verdim ama inan yoğunluktan aklımdan çıkmış. Gelebilecek misin yarın fotoğraflarımızı çekmeye? Tabii ki geleceğim, manyak mısın? Sen bana saati ve konumu at yeter, tamam mı? Sen bir tanesin. Dünyanın en iyi kalpli arkadaşısın sen. Tamam, hadi utandırma beni, yarın görüşürüz. Tamam canım, konum mesaj atıyorum ben şimdi sana. Tamam, bekliyorum. Yarın Polonezköy'e gideceğiz. Mesele nedir? Ya çok yakın bir arkadaşım kimsesiz çocuklar için bir kermes düzenliyor. İşte çevredeki anaokullarından gelen çocuklar yaptıkları resimleri, ufak tefek şeyleri satıp yardımcı olmaya çalışacaklar. Ay ne kadar yürekli çocuklarmış. Maşallah. Maraşlı, acaba Zeliş'te mi gelse? Yani bir sürü çocuk olacak orada, biraz eğlenir. Tabii sen izin verirsen. Gelen izinden değil de. Ne kadar güvenli olur. Doğru söylüyorsun, sıkıntı olur. Tüh ya. Tamam ya, hani heves ettiyseniz. Hani Zeliş'e de iyi gelecek diyorsanız. Olur. Yani bir kişi ayarlarım ben yanımıza, önlük olsun diye öyle gideriz. Tamam, harika. Hem Zeliş de çok eğlenir. Belki bir iki arkadaş edinir. Çok mutlu olacak, göreceksin. Günaydın. Çok geç kalmadım değil mi? Hayır hayır. Ayça Hanım zaten makyajını beğenmedi. Yeniden yapılıyor. Bunda senin payın var mı peki? Birazcık. Canım mısın sen? Nasıl ödeyeceğim ben sana? Yüzün gülsün yeter. Hadi hadi, hemen hazırlığı alalım Mahur Hanım'a. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Böyle çok abartılı bir şeye gerek yok ama. İhtiyacınız da yok zaten. Ay sağ ol kardeş, sağ ol. Ne haber Maraşlı? Sağ olun, siz? İyi ben de. Mahur çok iyi görünüyor. Uzun zamandır onu bu kadar güler yüzlü görmemiştim. Öyle mi? Doğrudur. Sebebi her neyse umarım böyle devam eder. Neyse ben bir Mahur'a bakayım. Görüşürüz tekrardan. Kolay gelsin. Nasıl olmuş? Harika gözüküyorsun. Mahur Hanım, hazırsanız başlıyoruz. Başlayalım, hadi gel. Hadi. Heyecan bastı desem. Ay hiç heyecanlanma. Zaten ne soracaklarını az çok biliyoruz. Sen her zamanki Mahur gibi böyle güzel güzel tatlı tatlı cevap ver, tamam? Tamam. Hiç stres yapma. Ya sen yılın fotoğrafçısısın ya. Kendine gel biraz, hadi. Merhaba Mahur'cum. Selam, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya kusura bakma, sabah geç kaldım biraz ama işte malum İstanbul trafiği. Hiç önemli değil canım. Ben de makyajda ufak bir sorun yaşadım zaten. Hazırsak başlayalım mı ama? Olur, hadi başlayalım. Hadi geçelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Sağ ol. Teşekkürler. Buyurun, kayda girelim.
Evet, kayıttayım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz çektiği fotoğraflar kadar aldığı ödüllerle de adından sıkça söz ettiren ve bana göre güzelliğiyle de bir o kadar ünlenen Mahur Türel. Hoş geldin Mahur'cum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aslında biz seni çok uzun zamandan beri tanıyoruz. Bu stüdyoda kimleri kimleri ağırladın ve birbirinden güzel fotoğraflar çektin. Ama bu yıl sanki daha bir başka değil mi? Yani evet, aslında ben de böyle bir ödül almayı hiç beklemiyordum. O yüzden tekrardan emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum buradan da. Ben şunu merak ediyorum. Nasıl bir duygu yılın fotoğrafçısı olmak? Bilmem. Yani gerçekten bilmiyorum. Benim hayatımda bir şey değişmedi çünkü. Ben hala sevdiğim işi yapmaya çalışıyorum. Hala güzel fotoğraflar çekmek için, güzel hikayeler anlatabilmek için çabalıyorum. Ve bütün benliğimle, bütün sanatımla hayatı ve hayatın zorluklarını yansıtmaya çalışıyorum. Daha ne yapacaksın canım? Bu yüzden ödül aldın zaten. Çok güzel görünüyor değil mi? Öyle görünüyor. Çok güzel. Mahur'cum, biraz da aşk hayatından bahsedelim mi? Böylesine güzel bir kadının hayatında biri var mı merak ediyorum doğrusu. Yani aslında benim hayatımda sadece işim var. Ve tabii böyle bir yoğunlukta aşk biraz zor. Hep öyle deriz ama. Aslında aşk göründüğü kadar uzakta değil. Hani bir sahne vardır ya. Bir gün kapıdan çıkarsın ve hayatının aşkıyla çarpışırsın. İşte bence aşkı tam olarak anlatan sahne bu. Sence de öyle değil mi? Annem bana hep aşkın bir masal olduğundan bahsederdi. Bizi doğuran, bizi doyuran, bizi büyüten bir masal. Yani aşk sadece yakınımızda değil. Aşk her yerde. Bütün benliğimizde. Aklımızda, kalbimizde, dilimizde. Yani illaki birisiyle tanışıp o anda hapsolmaya gerek yok bence. Sonuçta doğru insan diye bir şey yoktur. Güzel hatıralar vardır sadece. Pardon, siz devam edebilirsiniz. Sağ ol ya. İsterseniz bir ara verelim, daha sonra devam ederiz. Mahmurcuğum, biz de o esnada makyajı da tazeleyelim. Hadi canım. Geldin mi Nevzat? Tamam, geliyorum ben, hadi. Getirdim komutanım. Buyur. Eyvallah. Sen burada durursun. Ben bir iki işime gidip geleceğim, tamam? Emredersin komutanım. Hadi eyvallah. Eyvallah. Makyaj? Gel sen anne. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledin? Bilmem. Sen anlatacaksın. Neyi anlatacağım? Ay bırak numara yapmayı ya. Maraşlı ile birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Ecem saçmalama, ne diyorsun? Ben seni kaç yıldır arkadaşınım. Daha önce kimseye böyle baktığını görmedim. Sevgili mi oldunuz yoksa siz? Ecem saçmalama, yok öyle bir şey. Vallahi bilmiyorum Mahur. Adamın stüdyoda telefonu çaldı, gıkını çıkarmadın. Hayır yani benim telefonum çalsa stüdyodan kovarsın. Ecem'cim abartıyorsun şu an, tamam mı? Ayrıca ne yani, bu mu delilin? Bak hayatım, ben senin arkadaşın olarak söylüyorum. Bu stüdyodaki herkes o adamla sevgili olabilir ama sen olamazsın. Niyeymiş o?
Çünkü sen Mahur Türel'sin hayatım. Anladın mı? Şu an babam gibi konuşuyorsun Ecem. Evet, baban gibi konuşuyorum. Farkındayım ama... sen de yani babanın abilerinin ne tepki vereceğini düşünmüyor musun hiç? Düşünmüyorum çünkü öyle bir şey yok. Olamaz da. Emin misin? Eminim Ecem. Ayrıca sen de yani ne gördüysen ya da ne duyduysan yanılmışsın. Ya bir bana bak bir de ona bak. Ne alakası var? Olamaz öyle bir şey. Tamam inşallah öyledir. Öyle. Mahur Hanım ben çıkıyorum. Ufak bir işim var ama geri geleceğim. Nevzat dışarıda merak etmeyin. Tamam git sen. Ay duymuş mudur acaba? Duyarsa duysun Ecem. Konuşmadın hiç yol boyunca. Bir şey mi oldu? Yoktur bir şey. Yalan söylemediğin o kadar belli ki. Söyleyemiyorsun çünkü. Kaçayım ben artık. Buyurun. Bak sabah söylediklerim için özür dilerim. Ama Ecem öyle deyince ben ne diyeceğimi... Lüzumu yok. Siz ne söylemeniz gerekiyorsa onu söylediniz. Laf vardır öldürür, laf vardır öldürür. Haydi ben geç kalmayayım artık. İyi geceler. Nereye geç kalacakmışsın ki bu saatte anlamadım. Verdiğim bir söz var birine. Oraya geç kalmaya. Ne sözüymüş bu? Bayağın arkadaşınla mı buluşacaksın yoksa? Estağfurullah. Arkadaşlarımla mı buluşacağım? Hala yalan söylüyorsun. Ya bunu şu anda uydurduğun o kadar belli ki. Sizi ikna etmek için ne yapabilirim bu konuda Bekçi? Bilmem. Beni de davet edebilirsin mesela. Size uygun bir ortam değil orası Mahur Hanım. Bırak da ona ben karar vereyim istersen. Ha, ama benden utanıyorsan o başka tabii. Olur mu öyle şey yavrum? Ben sizi sıkılmayın diye diyorum. Nasıl bir ortammış ki bu sıkılacağımı düşünüyorsun? Biz arkadaşlarla böyle bir yılın belirli zamanları toplanıyoruz eski timden. Böyle hasret gideriyoruz. Saz oluyoruz, söz oluyoruz. Muhabbet ediyoruz. Sizin de eğlence anlayışınıza çok uygun bir yer değil yani dediğim gibi. Kafanda nasıl bir mahur çizdim bilmiyorum ama benim eğlence anlayışım konusunda en ufak bir fikrin olmadığı çok belli. Bak Mavlan, ben başka bir adamım. Bana kaba diyebilirsin, görgüsüz diyebilirsin, ne istiyorsan diyebilirsin. Ama ben buyum. Yani demek istiyorum ki başka dünyaların insanları olduğumuzun farkındayım. O yüzden benim diyeceğim size, gecenizi mahvetmeyin sırf beni iyi hissettirmek için. Tamam mı? Gidin ailenize güzel güzel yemeğinizi yiyin. Haydi. Ne biliyorsun? Belki ben de senin dünyanı tanımak istiyorum. Niye böyle bir şey istiyorsun ki? Çünkü çok yakınımdasın. Öyleyse ben arkadaşlarımı arayayım, haber edeyim de plansız olmasın. Alo Fuat. Hazır mısınız oğlum? Tamam ben bir saat gibi oradayım, geliyorum. Bir de bir bayan arkadaşımı getiriyorum yalnız. Çok ısrar etti. Geleceğim diye.
Tamamdır. Tamam, siz saz sözü ona göre ayarlayın. Çok abartmayın. Tamam. Tamam. Tamamdır. Ha bir de bana bir konum atın gittiğiniz yere. Her seferinde kayboluyorum. Bu sefer kaybolmayayım. Tamam. Hadi oğlum. Hadi. Haydi eyvallah. Tamam, o zaman ben üstümü değiştirip geleyim. Ama bak sakın beni burada bırakma, tamam mı? Geliyorum hemen. Ya Fuat, ben gene kayboldum. Bu konum saçma sapan bir yere getirdi beni. He? Tamam, tamam, tamam. Geldik, geldik. Önünden geçişme az önce. Haydi, kapatıyorum. Tam bir saattir dolanıyorsun bak. Beni götürmemek için uğraşıyorsan inat ettin, gideceğiz. Vay an, dur sen de hadi gözünü seveyim. Sen de şey oldu. Ne oldu? Sinir. Tamam, sustum. Geldik zaten. Burası mı? Burası. Ne tatlı bir yermiş. Restoran mı burası? Öyleydi. Ama bugün değil. Bugün sadece biz varız. Haydi. Oo, komutanım gelmiş. Hoş geldin komutanım. Selamünaleyküm. Hanımefendi ismi Mahur. Kendisi bir fotoğrafçı. Bu ara birlikte çalışıyoruz. Yakın korbanlığı yapıyorum. Hoş geldin Mahur bacım. Mahur bacım da bayan diyeceksin. Evet evet, bacı olmaz. Siz lütfen bana bayan deyin. Ben çok seviyorum çünkü bana bayan denmesini. Tamam. Tamam Mahur bacım. Niye oturmuyoruz? Hala askerde gibisiniz. Biz ilk günden son güne bitimiz Mavra Hanım. Biz de emir komutayı bir ölüm bozar. Komutanım müsaadenizle. Haydi. Bana yok mu? Ya siz niye ben yokmuşum gibi davranıyorsunuz? Ben anlamadım. Ayşe saygıdandır. Mağrur olma da burada koy. Teşekkürler. Hadi bakalım o zaman, bir hoş geldin diyelim. Evet. Mağrur Hanım'a bir kadeh kaldıralım. Komutanım ben etleri atayım. Haydi. Çavuşum sen ne alardık sen? Ver bakalım Rafık. Bütün tim bu kadar mı? Bir bu kadar daha var bizden. 12 kişiydik. Onlar nerede? Cennette. Pardon. Pardonluk bir şey yok. Askeriz nihayetinde. Şehit oldular. Olsun, insan yine de özler sonuçta. Haklısınız bayan. Gönül cemali görmek istiyor, elde değil. Telli turnam selam götür. Sevdiğimin diyarına. Telli turnam selam götür. Sevdiğimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın. Belki gelirim yanına.
geç aman aman. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yanına canan aman. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ağlamasın, ayrılmasın. Ben yandım, eller yanmasın, sevdanın aşkın varına cananıma. Ben yandım, eller yanmasın, sevdanın aşkın varına cananıma. Gönüle hasret yazıldı, kimler yandı, kim üzüldü? Gönüle hasret yazıldı, kimler yandı, kim üzüldü? İki damla yaş süzüldü, gözlerimin pınarına, pınarına. Ben yandım, eller yanmasın, sevdanın aşkın narına, cananıma. Ben yandım, kimse yanmasın, Mahsuni şerifim budur ahvalim. Zamane bozulmuş, insanlar zalim. Mahsuni şerifim budur ahvalim. Zamane bozulmuş, insanlar zalim. Kıyamete kadar sürer revalim. Ben kendi kendime çatar ağlarım, çatar ağlarım. Kıyamete kadar sürer revalim. Sabır eder, matem tutar ağlarım, tutar ağlarım. Hay ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Beyler, size baştan kalkalım. Mağaramı eve bırakacağım daha, değil mi? Vallahi çok teşekkür ederim. Beni de aranıza aldınız ya. Ne demek Mağur Hanım? Gene bekleriz. Gelirim. Yine gelirim. Haydi. Çavuşum. Beyler. Dünkü halimize bak, bir de bugünkü. Hayat işte. Çok derin oldu bu. Kahrı da büyük lütfu da, sahibi böyle istiyor demek ki. Çok güzel bir gece geçirdim. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Benim için de öyleydi bayan. Yarın da Zeliş için güzel bir gün olacak. Gezmeye götürecek. Sizi çok güzel bir yere götüreceğim dedi. Bilmiyorum nereye götüreceğini ama güzel dediyse güzeldir.
senin gibi çocuklar olacakmış orada. Seni çok sever dedi. Gitmek istemezsen de söylersin. Gitmeyiz. Şimdi güse güse uyu. Yarın olsun. Yine konuşuruz. Tamam mı? Kapat bakalım gözünü. Sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ama ben babana hiç aşık olmadım. Onu hiçbir zaman sevmedim. Şu hayatta ve şu anda bile bir tek Ömer'e aşık oldum. Bir tek onu sevdim. Baban, Ömer ve ben çok yakındık. İşlerini yeni yeni yoluna koymuşlardı. Ömer'le ben evlenmeyi düşünüyorduk. Ömer yıllarca hapis yattı. Ben onu unutmak için çok uğraştım. Ama unutamadım. İyi ki de unutmamışım. Çünkü onun suçsuz olduğunu öğrenince içimde yeniden kavuşmak için bir umut vardı. Ömer suçsuzdu. Onun arabasına uyuşturucuyu koyan sen. Babandı. Ve bu kötülüğü, bu planı sadece benimle evlenebilmek için yapmış. Yıllar sonra bana bunu itiraf etti. İçimde ona zerre sevgi olmadığını, olmayacağını anladığında bunu bana itiraf etti. Kavuşmamıza da asla izin vermedi. Ömer hapishaneden çıkınca yüzleşmek için bize geldi. Ama babam beni kaybedeceğini anlayınca çıldırdı. İşte o an bir silah sesi duydum. Sonra Ömer'in erde kanlar içinde yatan görüntüsü. Ömer'i baban öldürdü kızım. Çok üzgünüm ama bunları bilmen gerekiyordu. Lütfen. Lütfen kendine çok dikkat et. Baban her kötülüğü yapabilecek bir adam. Aziz Türel bir katil. Üstelik ortağını öldürmüş. Gönlünde aşk uğruna. Ama dahası var. Bu ailenin serveti bir masumun kanının üzerinde kurulmaktan da öte. Zenginlikten ve sıçramadan anlaşılıyor ki Aziz Türel uyuşturucu ticaretinden vazgeçmemiş. Dahası bu savaş denen adam kirli ticaretten nemalanma peşinde belli ki. Serişime saldıranlar bu çıkar ilişkisinin bir parçası. Doğru yoldasın Maraşlı. Unutma ki kayıt altına alınan sırlar silaha dönüşür. Bu ailenin sırrı çok. Suçlusu çok. Silahı çok. Bu ailenin derin karanlık maraşları. Şırnak'ta dağdaydık. 3 gündür yürüyorduk. Feci bir dışarısı çekiyordum.
Yürürken dayanamayıp bir taşın dibine sindik. Sağ olsun ekipten bir sığyacı arkadaş eski bir penseyle benim çürük dişimi söktü. O dişi kökünden sökerken gıkım bile çıkmadı. Mecbur bütün kanı yutmak zorunda kaldım. Ama o gece hiç unutmuyorum. Çünkü o gece Seresim'in doğduğunun haberini aldım. İyi ki doğdun Seliş. İyi ki doğdun benim güzel kızım. Selçim, ne oldu benim güzelim? Niye uyandın bu saatte? Kötü bir rüya mı gördün? Yoksa sen Mahur ablayla buluşacağız diye mi heyecanlandın? Kurban olurum ben sana. Canımın içi. Saat daha çok erken ama. Bu yüzden şimdi saçlarını tarayalım senin. Güzel güzel kahvaltımızı edelim. Tamam. Sonra gideriz Mahur ablayı alırız. Ne dersin? Ha? Hadi. Hadi beni tut. Sen şimdi odana geç, ben geliyorum, tamam? Hadi babası. Her şey çok güzel oldu. Umarım güzel geçer. Müsaadenizle. Efendim canım. Heh, günaydın Betül'cüğüm. Ben şimdi çıktım yola, bir iki saate oradayım. Yalnız bir arkadaşımın kızını da getireceğim. Çok istiyorum organizasyonu görmesini, olur mu? Çok sevinirim, tabii ki gelsin. Bekliyorum o zaman. Birazdan burası çok kalabalık olacak çünkü. Tamam. Tamam, o zaman görüşürüz birazdan. Hadi bay bay. Görüşürüz. Niye zahmet ettiniz? Biz sizi alacaktık gelip. Ya çok heyecanlandım Zeliş'le birlikte bir şeyler yapacağız diye. O yüzden erkenden geldim. Ne haber fıstık? O da çok heyecanlandı. Sabah bir kalktım başında oturuyor. Giyinmiş, süslenmiş. E hadi çıkalım o zaman hazırsanız. Çıkalım. Daha biz bir kahvaltı ediyorduk. Siz de bir şeyler yemek ister misiniz? Olur. Ben de açım aslında bayağı. Hadi kahvaltı edelim. Olur. Ceketinizi alayım. Teşekkür ederim. Gel bakalım.
Ne güzel olmuş saçın böyle. Babam mı yaptı? Sen niye gidiyorsun İsmet kardeş? Ne bileyim abi, sen öyle görünce. Gülüyor muyum? Yani. Ne güzel bugün gülerim. Ne güzel. Güzel, ne insanlar güler. Zeliş. Ne oldu Zeliş? Üftü galiba. Zelişçim, korkacak bir şey yok değil mi? Hı? Bak ne güzel yere geldik. Herkes oyun oynuyor. Sen de onlarla oynamak ister misin ha? Eğlenelim mi biraz? Hı? Hadi gel. Gelsin hadi bak, bizim masamız şurada. Yaptığımız resimleri göstereyim sana. Hadi bakalım babas. Hadi. Hadi git bak. Çok sağ ol Mavur. Sen sağ ol. Defalarca hayatımı kurtardın. Zor günlerimde yanımda oldun. Bana hep doğruyu söyledin. Sen tanıdığım en dürüst adamsın. Vallahi mi? Vallahi. Zeliş. Bak bakalım bana. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Nasıl? Ne oldu ya? Zeliş. Beğendin mi? Hangisini beğendin kızım? Zeliş. Çekeyim mi size? Hadi çek bakalım. Çok güzel oldu. Bu da sizin için. Teşekkür ederim. Oldu sanırım. Oldu mu? Çok güzel oldu. Bak Zeliş, güzel mi? Beğendin mi? Hadi sen de bizi çek o zaman. Olur. Bak, şuraya basacaksın. Tamam, hazır yani. Evet, evet hazır. Eğil, eğil. Oldu galiba. Bence de var. Bakayım. Çok güzel olmuş. Çok güzel çıkmışsınız. Siz de bak. Merhaba, hoş geldin. Oyun oynamak ister misin? Oynayalım mı? Hadi gidelim o zaman arkadaşlarımızın yanına. Hadi bakalım çocuklar. Hadi gelin. Geldiler baba. Ha, Betül. Hadi herkes atın. Ya canım ellerine sağlık. Ne kadar güzel görünüyor her şey. Canım benim, çok teşekkür ederim. Senin gibi fotoğrafçının burada olması bizim için o kadar önemli ki. Olur mu canım öyle şey? Siz her şeyi yapmışsınız zaten. Ben öyle, destek. Birazdan pasta keseceğiz. Metin şefi bilirsin. O da çok katkı sağladı. Kocaman bir pasta getirmiş. Süpermiş. Tamam, çekerim ben fotoğraflarımı. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Onu uzun süredir böyle görmemiştim. Böyle mutlu. Bundan sonra daha mutlu olacak, merak etme.
Bak. Çok güzel çıktınız burada. Ay hakikaten güzel çıkmışız.